Merhaba yükselen aslan. Evet 2020'nin e, astrolojik olarak kadersel etkilerini genel olarak değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma diyerek e, başlamak istiyorum. Başlamadan önce e, hemen şöyle bir e, ekranımı değiştiriyorum. Evet başlamadan önce sizlere şöyle izah edeceğim arkadaşlar. E, İza, yani sebep sonuç ilişkisi kurarak e, sizlere genel olarak değerlendirmek istiyorum. E, çünkü öğretici bir misyonum var. Öğretici misyonumu e, hayatı geçirmek, e, öğretici misyonumu uygulayarak sizlere genel olarak değerlendirmek istiyorum. E, arkadaşlar, e, sadece konuşup gitmek istemiyorum buradan. E, o yüzden sizlerden natal tanımanız açarsanız e, daha verimli bir e, değerlendirme olur. E, çünkü her birinizin natal haritaları farklı. Dolayısıyla ben burada genel bir değerlendirme yaptığımı belirteyim. Dolayısıyla bu genel değerlendirmeyi de neyi neden böyle diyerek izah edeceğim için. Dolayısıyla natal haritanız olursa da siz de daha hayatınızla ilgili bağlantı kurarak daha net sonuçlara elde edebilirsiniz. Çünkü benim her zaman söylediğim bir laf var. En iyi astrolog kişinin kendisidir. Nefes alan bir canlı astroloji öğrenmeli diyorum ben. Çünkü en iyi astrolog sensin arkadaşım. Kendi hayatının astroloğusun. Yani e, o anlamda çünkü nefes alan sensin. Bütün detaylara sana hakimsin. Ben senin hakkında veya herhangi bir astrolog... ...senin haritan hakkında e, genel olarak... E, ...tam böyle nokta dışı yapamaz yani. E, bu anlamda e, bütün detaylara sana hakimsin çünkü. Astrolojinin bir matematik ve istatistik ilmi olduğunu hatırlatırım. E, dolayısıyla natal haritanızı önünüze açarsanız söyleyeceğim şeylerden sizler de kendi hayatınızla ilgili güzel bağlantılar e, kurabilirsiniz. E, bunu belirteyim. Evet şimdi hemen e, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. 15 derece aslansanız eğer 15 derecenin üzerinde yani 15, 16, 17 derece yani üzerinde aslansanız arkadaşlar. E, yükselen başağı da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yükselen başak sizin birinci evinizin içerisinde olduğu için dolayısıyla bu bölgede olduğu için yani birinci evinizin içine hükmettiği için dolayısıyla yükselen başağın gündemiyle aslanın gündemini iç içe yaşayacaksınız. Bunu size hatırlatıyorum arkadaşlar. Şimdi evet şöyle notlarıma bakıyorum. Evet 2017 Aralık ayında Satürn'ün Oğlak Burcu'na girmesiyle arkadaşlar e, otomatik olarak 6. evinize isabet ediyor. 6. evinize seyir yapmaya başladı. Satürn'ün e, bu seyri sizli iş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili, e, iş arkadaşlarınızla ilgili, sağlığınızla ilgili e, burada problemler ortaya koymaya başlamış olabilir. Satürn veya e, yeni bir iş, yeni bir projeye başlamış olabilirsiniz veya Satürn. Burada çok baskıcı bir planet olduğu için iş arkadaşlarınız aranızda sorunlar çıkarmış olabilir veya e, tabii sizin gibi bir yükselen, hani yükselen aslan ki e, ego değil mi? Yani kendini yani böyle e, hani ön plana koymak, alkış almak, e, yani övgü dolu sözler duymak. Bu aralar yani 2017 aralıktan beri özellikle iş arkadaşlarınızdan bunları duymayışınız veya kendi içsel anlamda ee, ...işinizde artık yani bu işi değiştirmeliyim ya da e, bu işte artık verimli olamıyorum gibi böyle bir his içine girmiş olabilirsiniz. İş hayatınızda çok ciddi problemler ortaya koymuş olabilir. Ya da e, psikolojik anlamda yine Satürn'ün buradaki seyri e, 2017 Aralık'tan beri siz psikolojik anlamda biraz depresyona itmiş olabilir. Çünkü 12. evinize de karşıdan bakıyor. Özellikle 12. evinizde planetler varsa otomatik olarak... ...biraz depresyonlu bir dönemin içinde seyrediyorsunuzdur. Özellikle 2 Aralık itibariyle 2019 Jüpiter'in de Oğlak Burcu'na girmesi... ...altın cebinizde bu problemi büyütmeye gelmiş olması... ...adeta evet bu sorunların 2020'de de devam edeceğini gösteriyor. Ama olumlu taraftan bakarsak... ...yani eğer natal haritalarınızı bilmiyorum... ...natal haritalarınızda özellikle e, 10. evde planetleriniz varsa... Ee, buradaki bu geçiş size yeni bir iş kurdurmuş olabilir Dolayısıyla bu işle ilgili 2020 yılında çok çalışmanız gerekebilir çok çalışacağınız bir dönemin içerisinde olabilirsiniz ee, aynı zamanda parasal kaynaklarınızla ilgili e, size olumlu destek vereceğini belirteyim ee, 2020 yılında da yine parasal kaynaklarla ilgili size destek vereceğini belirteyim özellikle zaten MC noktanız boğa burcu olduğu için ee, yani MC noktanızın içerisinde özellikle hani tam o noktada Koç burcu Boğa burcu hani Uranüs şu an sizin 10. evinizin içerisinde e, seyretmekte. 2018 Mart'ı hatırlayalım. 2018 Mart'ta ne oldu? Birden aniden kariyerinizle ilgili ani bir olay, belki interaktif bir olay, belki internetle ilgili bir tek teknolojiyle ilgili belki. Ya da aniden bir istifa ve aniden bir iş kurmayla ilgili belki ya da aniden bir problem. 2018 Mart sonra retro yaptı bu ürününüz gitti sonra 2019 Mart'ta tekrar geldi ve aynı, aynen tekrar böyle ani olaylar kariyerinizle ilgili ani olaylar meydana gelmeye başladı. Özellikle Satürn'ün de burada olması buradaki ilişki bir anlamında bakarsak iş hayatınızla ilgili size gerçekten çok güzel fırsatlar sunmuş olmalı. Eğer orada planetleriniz varsa, 10. evde de planetleriniz varsa bu olanaklardan çok güzel bir şekilde faydalanmışsınızdır. bunu belirtebiliriz. Evet maddi kaynaklarınızla ilgili de Satürn'ün ve Jüpiter'in bu seyri 2020 yılı içerisinde de size olumlu destek sunuyor. burada özellikle sağlık sıkıntılarınız varsa 6. evinizde bir Mars, 6. evinizde bir ne bileyim bir Merkür ya da 6. evinizde bir Venüs böyle bir tekare pozisyonlar. Yani 6. evinizde yerleşmiş olan bir planet olumsuz açılarda, olumsuz konumda bir planetiniz varsa Satürn'ün ve Jüpiter'in bu geçişi tabii ki oradaki problemleri büyütecektir. Ama iyi tarafından size bir müjde vermek istiyorum. Jüpiter özellikle tabii ki bu tek başına olsaydı buradaki problemi çok ciddi büyütecekti ama Satürn burada özellikle evet belki size sağlıkla ilgili bazı sorunlar çıkarmış olabilir. Özellikle bu sorunlar cilt hastalıkları, kemik sistemleri ile ilgili bel, e, e, diş, e, cilt problemleri ortaya çıkartmış olabilir. Ama e, Satürn. Ee, Jüpiter de burada onu çoğaltmaya diyor, geliyormuş gibi duruyor. Ama Satürn burada olayların büyümesini engelleyebilir. Olaylara baskı yapabilir. Özellikle Satürn 6. evde problem çıkarmasıyla ünlüdür. Ancak bazen hasta olan yani hastalıklarınızı küçülttüğünü de e, hatırlatırım. Tabii ki orada eğer bir tekare pozisyon varsa o Satürn orada çok ciddi sorunlar çıkarmıştır. Ee, bazen iş arkadaşlarınızla ilgili tabi dispozitör olarak da baktığımızda neyi nereye yönetiyor bilmiyoruz ama e, genel olarak baktığımızda ben size genel olasılıklardan bahsediyorum. Ee, bu dediğim olasılıklarda bazı gündemler yaşamış olabilirsiniz ee, arkadaşlar. 2020'de de Jüpiter'in oraya gelmesi iş fırsatları konusunda size olumlu anlamda destek veriyor. Özellikle 2 Aralık'ta Jüpiter'in Oğlak Burcu'na girmesi direkt olarak oranısı gördü. Yine kariyerle ilgili çok büyük bir körükleme, çok büyük bir büyüme meydana gelmiş olabilir. 2020 yıl döneminde de bu büyüme devam edecek. Çok çalışmanız gerekiyor. Bunu belirteyim. Özellikle 6. evinizde bu kadar çok planet varken evet kendinizi çok işe yaramaz, çok sıkılmış, işten artık bunalmış hissediyor ve depresyon altında olma ihtimaliniz çok yüksek. Evet yani sizi çok iyi anlıyorum ama biraz sabredin. Özellikle 2021 dönemine doğru gerçekten güzel anlamda gelişmeler olacak. Burada biraz daha derinlemesine bakarsak özellikle bu yıl Merkür'ün retroları, Mars'ın retroları, Venüs'ün retroları biraz onlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu yıl bayağı retro var. Adeta retro geçidi gibi oldu her yer. Burada Merkür zaten her yıl retro yapıyordu ama Mars ve Venüs özellikle hiç retro yani öyle 2-3 yılda bir retro yapıyor. Ama bu sefer aynı anda arkadaşlar hepsi birden retro yapıyormuş gibi bir durum var. 2020 döneminde özellikle Merkür'e denilecek olursak. Merkür'ün retro pozisyonu 16 Şubat 14 Mart arasında. Balık burcunda 12 derecede arkadaşlar. Tam da burada 12 dereceden e, kova burcuna arkadaşlar. Merkür'ün 28 derece kova burcuna doğru bir gerilemesi mevcut. Merkür'ün bu gerilemesi özellikle bu yıl 3 kere gerileyecek. E, her yıl olduğu gibi. Bir diğer gerilemesi de 14 Haziran. 16 Temmuz arası arkadaşlar Yengeç Burcu'nda gerileyecek. Ve yine 12 Ekim 5 Kasım arasında da Akrep Burcu'nda gerileyecek arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman özellikle Yengeç'in gerilimi 14 derece Yengeç'ten 6 derece Yengeç'e doğru gerileyecek. 6 derece Yengeç'e doğru gerileyecek. Burada da arkadaşlar Merkür akrep burcunda da 11 derece akrepten e, arkadaşlar 26 derece terazi burcuna doğru gerileme yapacak. Özellikle bu noktalarda gezegenleriniz varsa bu konularla ilgili e, çok önemli gündemler yaşayabilirsiniz. Merkür Retro'lu genellikle arkadaşlar dijital problemler ile dijital problemler çıkarma konusunda çok ünlüdür. Yani astroloji ile ilk tanıştığınızda zaten o Merkür retrosu ile tanışırsınız. E, çünkü her yıl zaten başımızın ee, püsküllü velası. Ee, burada e, tabii ki bu dönemlerde özellikle 16 Şubat, 14 Mart, 14 Haziran, 16 Temmuz, 12 Ekim, 5 Kasım arasında bu evleriniz üzerinde gerileme olacağı için yine genel anlamda değerlendirirsek e, dijital e, cihazlarınızı koruma altında tutun ve dikkatli olun. Telefonunuz veya e-maillerle ilgili özellikle sorunlar çıkartabilir. Çünkü kovaya özellikle bu balık burcundaki retro kovaya doğru geriliyor. Dolayısıyla bazı problemler ortaya çıkartabilir. İlişkiler anlamında yine bankalarla, kredilerle ilgili böyle bir problem meydana getirebilir. Çünkü 8. evden 7. eve doğru geriliyor arkadaşlar. Bu yine bir ameliyat gündemi de oluşturabilir. Bir operasyon gündemi de oluşturabilir. Bir vergi borcunuzu ortaya çıkartabilir. Özellikle balık burcundaki 16 Şubat'ta 14 Mart'ta olan bu Merkür Retrosu. ilişkiler anlamında bir problem ortaya koyabilir. Merkür Retro'larından ve diğer tüm Retro'lardan olumlu mu olumsuz mu etkileneceğiz? Bunu izah etmem gerekirse size bir tüyo vereyim. Arkadaşlar eğer bir Retro hangi burçta gidiyor? Yani ona dikkat edin arkadaşlar. Yani hangi burcun üzerinde Retro yaptığı? çok önemli. O burcun element değeri çok önemli. Mesela örneğin balık burcu su grubu. Dolayısıyla Merkür'ün su grubunda retro yapması sizin natal haritanızda su gruplarında, toprak gruplarında özellikle o zaman nasıl oluyor? Oğlak burcu, akrep burcu, yengeç burcu, boğa burcu, yine toprakları işaretleyelim. Boğa burcu ve başak burcu ve oğlak burcu. Evet. D yani su gruplarında. Su grubu olarak da şunu da su grubu olarak işaretleyelim. Balık burcunda. Şimdi dolayısıyla buradaki bir retro otomatik olarak sizin bu bölgelerinize olumlu açıda görecektir. Tabi tam karşısında olan başak burcunu olumsuz görecek. Demek ki bu merkür otosu size harcamalar anlamında bazı problemler çıkartabilir. Bunu öngöreceksin. Yani 2-8 aksında böyle bir merkür otosu ya sana vergi borcu getirir ya bir borç yani bir borçtan bahsediyor ya da borç vermişsindir geri alabilirsin o dönemde borcunu isteyebilirsin veya borçlanabilirsin o dönemde borç isteyebilirsin veya burada kredi ile ilgili bir gündem vergi ile ilgili bir gündem mirasla ilgili bir gündem tazminatla ilgili bir gündem getirebilir bu bölgelerde özellikle toprak ve su gruplarında planetlerin varsa bu gündem'i daha olumlu ateş ve hava gruplarını da Olumsuz etkileyeceği için o bölgelerde olan planetlerin olduğu konularda da olumsuz etkileyecektir. Özellikle 8. evdeki bu Merkür Otosu aşk hayatınız, sevgilinizle ilişkileriniz anlamında çünkü yay burcu var sizin 5. evinizde problem teşkil edecektir ilişkiler anlamında bu Merkür Otosu sizi problemli yani bu seneki Merkür Otosu ilişkiler anlamında sizleri kötü etkiliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yine Venüs Venüs'te bu sene gerileme içinde arkadaşlar. Venüs'ün gerilemesini şöyle inceleyecek olursak Venüs bu yıl 6 Mayıs e, 3 Temmuz arasında 20 derece İkizler burcunda e, bir retro pozisyon oluşturacak. Hemen 20 derece İkizler burcundan e, 6 derece İkizler burcuna gerileme yapacak Ney? Venüs arkadaşlar. Venüs'ün 11. evinizde gerilemesi otomatik olarak eee yani 11-5 yani 5-11 aksı burası arkadaşlar e, özellikle ilişki anlamında, aşk hayatınız anlamında, yine kariyerden elde edeceğiniz gelirler anlamında e, gündemler meydana getirebilir. Özellikle bu gerilime, bu venüs retosunda e, maddi kaynaklar evinize olumsuz. E, yine e, krediler evinize olumsuz. E, burada e, i̇lişkiler ilişkiler yani şey ilişkiler eviniz derken aşk hayatınıza olumsuz. E, dolayısıyla karşıdan bakıyor çünkü yani bu anlamda bakın hava grubunda olduğu için çünkü Venüs ikizler burcunda hava grubunda retro yaptığı için daha çok e, natal haritanızda ateş gruplarında olan ve hava gruplarında olan planetlerinizin olduğu bölgelerde olumlu toprak planetlerinize ve hava toprak ve su planetlerinizde de olumsuz anlamda getirecek. O zaman da tarı şöyle bakacaksın. Hangi evler ki yine bizim ev videolarımız da var kanalımızda bayağı astroloji ile ilgili öğretici içerik ürettik. Üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamda onları izleyerek de evlerin konularını oradan anlayabilirsin. Yani nerede ne var bunu buradan görerek konuyu oradan neyi nasıl, nasıl tetikleyecek konusunu kendinde e, öngörebilirsin. Burada şunu belirteyim arkadaşlar yine belirtiyorum. En iyi astrolog kişinin kendisidir. Bu yüzden astroloji öğrenmenizi tavsiye ediyorum. burada özellikle Venüs'ün bu retrosu genel anlamda ben değerlendirecek olursam 11. evinizde olması bu kariyerden elde ettiğiniz gelirler anlamında bazı problemler teşkil etmesi, borçlanmalar ve ve kendi oluşturduğunuz maddi kaynaklarla ilgili harcamalarınızın artması veya yine problemler meydana getirebilir. Özellikle Neptüne de kare yapıyor olması. Özellikle burada yine Venüs burada kadınları da simgeliyor aynı zamanda. Böyle bir kadın arkadaşınızın size hayal kırıklığına uğrattığıyla ilgili bir gündem de meydana getirebilir. Çünkü gökyüzünün Neptüne doğru kare yapıyor. Onu belirteyim özellikle ya da bir ilişki Venüs burada ilişki demek ya da Venüs para demek 11. ev sosyal çevreniz veya kariyerden elde ettiğiniz gelirler veya umutlarınızla ilgili sosyal çevrenizde sağladığı fırsatlarla ilgili arkadaşlar 5. evde kendi üzerinizde kendi çalışarak elde ettiğiniz fırsatlar ve hobileriniz ve aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili olduğu için Venüs'ün bu aks üzerinde retro yapması evet bu konularla ilgili problem teşkil edebilir. Özellikle bu bölgede gezegenleriniz 6 derece ikizler 20 derece ikizler arasında gezegenleriniz varsa konu gündem daha belirgin bir şekilde ön plana bu evler üzerinde çıkacaktır arkadaşlar. Ama dediğim gibi diğer evlere de etkisi var bunu da belirteyim. Venüsü belirttim Mars da var arkadaşlar maalesef bu yıl Mars da geriliyor Mars'ın Koç burcunda gerilemesi 30 Ağustos 26 Kasım arasında Mars'ın Koç burcunda 27 derece Tam da böyle çıkacağım derken böyle Hadi ben gidiyorum derken bir anda sanki bir şey unutmuş yapar gibi 16 dereceye kadar gerilemesi 16 dereceye kadar gerilemesi Mars'ın Koç burcunda 30 Ağustos'ta 26 Kasım arasında özellikle eğitimlerle ilgili yolculuklarla ilgili seyahatlerle ilgili Çok ciddi problemler kazalar, yaralanmalar meydana getirebilir. O yüzden e, dikkatli olmanızı e, özellikle Mars retro yapıyor senin 9. evinde. Koç burcunda 3 9 aksında bir gerilim varsa bu seni zihinsel olarak yoracaktır. O yüzden araba kullanırken dikkatli olmanı tavsiye ederim. Arabayı bir yere çarpabilirsin. Bu Mars retrosunda kaza geçirme oranın e, yükselebilir. 3 9 aksında planetin varsa. Bakın tekrar söylüyorum. 3-9 aksında planetiniz varsa dikkatli araç kullanın. Hatta bu dönemlerde araç kullanmamanızı tavsiye ederim. Ee, özellikle böyle bir durum söz konusuysa natal haritanızda özellikle o dereceleri çok iyi işaretleyin arkadaşlar. Ee, bakın 27 koç 16 koç diyorum. 27 koçtan 16 koça gerileyecek. Dolayısıyla dikkatli olmanızı öneriyorum. 3. evinde bir planet olabilir. 9. evinde bir planet olabilir. Bir natal Mars'ın üzerinde. Mesela değilim ki güneşin var orada. Yani e, özellikle sen bir yükselen aslansın ama güneşin koçsa mesela. E, ve e, 25 derece güneşin var diyelim. Özellikle orada Mars'ın gerilemesi ve 3-9 aksında çok ciddi problemler e, ortaya koyabilir. E, burada e, özellikle bu problemin e, zihinsel aktivite, e, stres ee, ve eğitimler alanında, seyahatler alanında oluşacağını öngörüyorum. Ama buralarda planetin yoksa bu konu e, seni kızdıran hani bazı şeyler olabilir. Zihinsel olarak kendini çok yorgun hissedebilirsin. Stres oluşturabilir. Ee, yani e, e, burada Mars Retrosu'nun senin özellikle bu bölgene, 6. evine ve e, evet hastaneler evine bakın bu bölgede kare yaptığını ee, ...belirteyim. Özellikle... ...yükselen aslanlar. Bu anlamda... ...çok dikkatli olmalılar. Bu Mars retosunda... Ee, ne bu? İş hayatıyla ilgili. Ee, evet. Bu Mars retosu... ...iş hayatıyla ilgili 30 Ağustos'ta ...26 Kasım arasında... E, ...koparıcı etkiler üzerinde... E, ...özellikle altın cevinde de... ...planetler varsa o bölgeye kare vuracaktır. Ama ortaklık anlamında, birilerinden destek görme, arkadaşlarından destek görme anlamında olumlu çalışacak. Mars retrosu özellikle ikizler burcunda, kova burcunda burada aslan burcunda ve yay burcunda planetlerin varsa bu bölgelerde seni olumlu yönde etkileyeceği için dolayısıyla o bölgelerden destek alarak konuyu çözmeye çalışabilirsin. diyebiliriz. ama 3 9 aksı beni her zaman endişelendiren bir akstır özellikle bu o, yıl e, yükselen aslanları bu konuda e, uyarıyorum tarihte aralığını da verdim derece aralığını da verdim e, güneşinizi e, arkadaşlar e, özellikle güneş varsa orada veya Mars varsa güneşinizin üzerinde Mars'ın retro yapması e, ciddi kaza yaralanmalara e, sebep verebilir o yüzden e, hiçbir takipçimin e, zarar görmesi istemiyorum bu ilimden gerçekten faydalanmanızı istiyorum. Madem bu videoyu izliyorsunuz, buraya kadar izlediniz, gerçekten asılca ilginiz olduğunu düşünüyorum. Yüksene aslansınız zaten, bu insanlarda sizlik yani. Buraya kadar izlemişsin, yani bu anlamda sana katkıda bulunmak istiyorum. En azından bir başına gelecek bir olayı engellemek istiyorum. Olay negatif oyunda düşündüğümü düşünme. Bu bir negatif yorum değil. Bu sadece seni uyarma anlamında bir. E, vurgu diyelim e, evet Mars'ın retosu dedik e, iş hayatında ilgili koparıcı iş arkadaşlarınla ilgili kavga cimgar çıkartabilir problem çıkartabilir bu dönemde sen bir seyahati planlayabilirsin seyahate gidemeyebilirsin bu seyahat engellenebilir e, gizli düşmanlar tarafından e, ya da gizli 12. evin olduğu için yine hastaneler evi 6. ev medikal ev bir hastalıkla ilgili bir gündem meydana getirebilir problem çıkartabilir gibi gibi burada özellikle kat ve gat geçişlerine de değinmek istiyorum arkadaşlar kat ve gat geçişleri oğlak ve yengeç aksında olan kat ve gat geçişleri yani 2019 boyunca zaten seni hep sürekli bu bölgede etkiledi yani bu nedir 6-12 aksı iş arkadaşların iş hayatınla ilgili çok ciddi sıkıntılar depresyonlar belki iş yeni bir girişim vesaire gibi gündemler ortaya çıkardı. Adresini değiştirdi. Ee, Birçok konu gündeme getirdi. Artık ilk 4 Haziran itibarıyla Kat ve Gat Yay Burcu'na ve İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Gündem oradan çıkıyor. Gündem nereye geldi? Artık buraya geldi. Yani o zaman ne diyebiliriz? Evet. 2020 döneminde 2020 döneminde 4 Haziran'dan sonra aşk hayatına ilgili gerçekten güzel olaylarla karşılaşabilirsin. Çünkü e, özellikle Satürn'ün de 2020 e, Aralık ayından sonra Kova burcuna doğru geçiş yapması böyle bir ilişki e, anlamında e, seni çok güzel etkileyebilir. Evliliğe doğru seni sürükleyebilir. Bir e, ya da e, Gat 5. evden geçiyor. Burada e, bu e, bir hamilelik eğer bayansanız bir hamilelik süreci veya erkekseniz yine 11. evinizle alakalı çocuk elde hani çocuk sahibi olmakla ilgili gündemler meydana getirebilir. Satürn de burada bu konuyu destekliyor olacak 2020 Aralık'tan sonra. Bu anlamda ya da diyelim ki hamilelik konusunda sürekli sorunlar yaşayan birisin. Hani Satürn'ün 7. evden gidiyor olması özellikle burada o tutulmaları 2021 döneminde e, hamilelik sürecini koruma altına alabilir. E, Satürn'ün burada istikrarı çok önemlidir. Özellikle Satürn'ün 7 evinizden geçerken e, eğer evl evlenme gibi bir nasip ortaya çıkarsa e, şunu belirteyim ki e, 2020 Aralık'tan sonra özellikle e, yani çok böyle güzel e, hani uzun vadeli ilişkiler vadeler Satürn 7 evden geçerken evliliklerde. Dolayısıyla çok istikrarlı bir evlilik yapacağınızı da e, hatırlatayım. Ama burada tabii evli de olabilirsiniz. O zaman ortaklıklar alanında hobilerinizden çok ciddi bir kariyer elde edebilirsiniz. Bunu belirteyim. Veya ticari kazançlarınızla ilgili çok ciddi bir döngünün içine doğru girebilirsiniz. Şimdi şöyle 4 Haziran'dan sonra özellikle ikizler yay aksında olması. Şimdi ikizler boğadan sonraki ev olduğu için yani 10. evden sonraki e, gündem yani 11. ev 10. evin evet kariyerin gelirleri e, ya da umutlar ya da sosyal çevrenle ilgili gündemler burada senin özellikle e, ikizler burcuna doğru gitmen gerekiyor çünkü kat buradan geçecek yani bu ne demek sosyal çevrende çok önemli e, döngüler olacak 4 Haziran'dan sonra sosyal çevrende çok büyük bir genişleme e, çok ciddi gündemler e, olacak ve bu tutulmalar evet tutulma akslarıdır kat ve gat kat ve gat nereden gidiyorsa tutulmalar oradan olur dolayısıyla bu bölgeye doğru 4 Haziran'dan sonra girecek olması otomatik olarak haritanız üzerindeki hava ve ateş planetlerinizi de destekleyecek dolayısıyla İkizler Burcu'nda gitmesi evet oraya biraz değinelim 4 Haziran'dan sonra İkizler Burcu ve Yay Burcu'nda seyredecek olan toplam 1.5 yıl boyunca seyredecek olan bu e, eksenlerin bu bölgeye gelmesi özellikle senin yükselenini e, terazi burcu, 3. evini, evlilik evini evet e, eğitimler, zihinsel aktivite konusu bakın. E, ilişki aksını yani ilişki ilişkilerini e, ve anlaşmalarını düzenliyor çok güzel anlamda. Burada sana çok güzel gelirler elde ettirebilir, umutlarını arttırabilir, hobilerinden çok ciddi kazançlar elde ettirebilir. O hani iki buçuk yıldır Satürn sana sanki bir işe yaramaz e, bir kişi gibi hissettirdi ya. işte o döngünün bittiği an. Yani artık e, senin e, yani eğer pes etmediysen bu yıl e, gerçekten güzel fırsatlar elde edeceğin bir döngünün içine doğru sürükleniyorsun. Yani o problemler geride kaldı. E, artık bunu öğrendin ve e, yeni bir iş kurmak ya da yeni bir e, projeye sahip çıkmak ya da yeni bir başlangıç yapmakla ilgili bir deneyim elde ettin ya da elde edeceksin bunların gelirine odaklanmanı tavsiye ederim özellikle sosyal çevrene doğru odaklanmanı tavsiye ederim çünkü kağıt burada olacak yani sosyal çevrende yine ikizler burcunda yine halkla birlikte olmakla ilgili neyle ilgili ikizler burcu bilgi ile ilgili bilgi dağıtmak öğretmek öğrenmekle ilgili sana burada gündemler meydana getirebilir yani gündemler getirmeye başlayacak. Getirebilir değil. Kesin yani eğer sen yükselen aslansan zaten 5-11 aksı özellikle burada sosyal eğitimler planlayabilirsin. Eğitim hayatında yani böyle yeni bir şeyleri öğrenmeye başlayabilirsin. Arkadaşlarınla güzel seyahatler planlayacağın bir dönemin içine girebilirsin. 2020 Aralık ayından sonra Satürn'ün de Kova Burcu'na girmesi otomatik olarak transit olarak seni bu anlamda bu akslara olumlu yönde etkileyecek e, diyebilirim. Ama Satürn'ün 7. evine girmesi eğer evliyseniz ve Satürn'ün e, 7. evin üzerinizde bir Mars'ınız varsa veya bir Venüs'ünüz varsa veya burada bir planet varsa bu Satürn buradan geçerken veya Mars'ınız 1. evdeyse veya Merkür varsa yani 1 ve 7 aksları üzerinde planetleriniz varsa Aslan ve Kova burcu üzerinde planetleriniz varsa Satürn'ün bu geçişi Dolayısıyla ilişkiler anlamında sizi karşı karşıya bırakabilir, partnerinizle ve problem meydana getirebilir. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar, 2020 için genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Yine yorumlardan bana yazabilirsiniz. Videomuzu videomuzu beğenebilirsiniz. Yine arkadaşlar, burada bakın bizi Facebook üzerinden, kapalı gruplarımızdan Astro Show dan bizi takip edebilirsiniz. Ya da Saatlerin Hazinesi diye bir sayfamız daha var. Oradan da soru sorusu ile ilgili gündemler yapmak. Hani gündemler paylaşmaktayız. Öğretici bilgiler paylaşmaktayız. Zaten kanalımız tamamen eğitici, astroloji üzerine eğitim konusunda bir misyon edilmiş bilgi paylaşmakta. Yine Facebook kapalı gruplarımızdan da bizi takip ederseniz seviniriz. Arkadaşlar özellikle yükselen aslan olduğunuz için, benim de ayım aslan olduğu için Özellikle belirtmek istiyorum. ilgi alakanız için çok teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediniz. Yükselen aslan olduğunuz için, benim de ayım aslan olduğu için. Dolayısıyla aramızda güzel bir enerji var. Mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Kanalımıza, gruplarımıza. Burada benim sizlere mutlaka bir şeyler hani bilgi aktarabileceğimi ya da sizin benim enerjimden faydalanabileceğinizi, benim size vereceğim hizmetten memnun kalabileceğinizi öngörerekten bunları özellikle belirtiyorum. Kapalı gruplarımızda çaylar benden, arkadaşlar bilgiler benden. Mutlaka takip edin, videomuzu beğenin, bize destek olun. Sosyal medya platformlarımızda bize destek olun. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel, muhteşem bir 2020 diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bir ömür diliyorum. Görüşmek üzere.